Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün TÜİK'ten veri yağmuru var. Hem dış ticaret açığı verileri açıklandı, hem hizmet üretici fiyat endeksi açıklandı. Diğer taraftan turizm istatistikleri, turizm gelirleri istatistikleri açıklandı. Yarın Fed'in faiz kararı var. Oradan neler bekleniyor? Diğer taraftan Amerikalı bankalar Citigroup ve JP Morgan Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu. Bu ne anlama geliyor? Hepsini değerlendireceğiz. Aslında konuşmamız gereken bir konu daha var. Simit rakamları artık bakanlığa bağlandı. Bakanlık karar verecek. Bakanlık meclise gönderecek. Mecliste oynanacak sevgili izleyiciler. Birazcık onu da değerlendiririz. Evet, Bayram Bey de karşımızda, başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Simit gerçekten komik değil mi? Komik tabii yani, koca meclis. Demek ki meclisin hiçbir işi, gerçekten hiçbir işlevi yok. Artık simit olacak meclis. Türkiye'nin dış politikası bitti. Dünyada bir sürü yerde savaşlar var, terörler var, ekonomik savaşlar var. Ama bizimki de her şeyi bitirdi. Konu simite geldi. Hadi simit yesin ama. Peki. Maalesef o zaman... onlar simit fiyatlarına karar versene de şu an simitte çoklu fiyat var. 10 liraya da var, 12,5 liraya da var, 15 liraya da var. Hadi bakalım, nasıl müdahale edeceksin? Mesela markalı simit firmaları mı? Mesela 15-20 lira orada simit fiyatları. Sokakta bazı yerde 12,5 lira, bazı yerde 10 lira. Hadi bakalım bu kargaşayı çöz şimdi. Nasıl çözeceksin? Meclisin işi gücü bitti. Enflasyonu düşürmeyen meclis simit fiyatları düşüşe kontrol edecek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hani aklımızla oynuyorlar. Öyle evet. Söyleyeyim size. Aklımızla oynuyorlar. Buyurun. Gerçekten öyle. Güleriz alınacak halimize. Diyelim dış ticaret açığı rakamlarıyla başlayalım. Ne dersiniz? Yani sanki orada bir gerileme var. Şöyle 8 milyar 379 milyon dolardan 7 milyar 341 milyon dolara gerilemiş ama ihracatımızda da ciddi düşüş var. Bu rakamlar neyi anlatıyor? Hani böyle gerilemiş diye sevinilebilecek bir durum mu? Siz nasıl anlatırsınız? Şimdi Ebru Hanım, devlet gerçekten tasarrufa gitmediği için rakamlar aynı enflasyonda fiyat belirleme rakamları gibi neyin neye göre oluştuğu çok net belli olmuyor. Şimdi Türkiye'deki kur rejimi yanlış diyoruz. Kimileri de yazılar yazıyor, efendim dolar artmasın, dolar artarsa şu olur bu olur vesaire. Tamam mı? Şimdi Türkiye'de bakın, yine altını kalın kalın çizeyim. Sayın Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası Başkan Vekili söylediği sözler çok önemli. Kurla enflasyon, enflasyonla faiz, faizle kur dengeleri bombalanmış. Hiçbirisi yok. Tamam. Bu olmayınca kimin neye göre hareket edeceği, ne yapacağı belli olmuyor. Şimdi kuru baskılayarak enflasyonu çözeceğiz diyorsunuz. Şimdi bir abukluk oluşuyor. Niye abukluk oluşuyor? Kurla enflasyonun dengesini bombaladınız, yok ettiniz. Doğru mu? Enflasyon bir kere gerçeğini zaten kabul etmiyorsunuz da TÜİK'ine bile kur artışını yaklaştırmıyorsunuz. Enflasyon Türkiye'de %120'nin altında değil. Açıklanan ne? %70, 69 küsur. Değil mi? Kur artışı ne? %36 olacak, %40 olacak vesaire yıllık. Peki bu durumda ne olur? Bugünkü durum olur. Ne olur? Senin Türkiye'de iç pazarda ürettiğin mallar pahalılaşmaya başlar. Bunun da birçok sebep sonucu olur. Ne olur? Bir, pahalılık artar. İki, ihracatın düşer. Ne oldu ihracat? %4,1 evet, düştü. Biz ne diyorduk Aralık'ta? Diyorduk ki bu kur rejimiyle ihracatı düşürürsünüz. Şimdi diyecekler ki ithalat da düştü. İthalatın neyi düştü? Ham madde ve yarım amirler düştü. İthalat ise tüketim mallarının payı artıyor. Nasıl olacak şimdi? İhracat şimdi Türkiye bir ithalatı düştü değil mi? İthal mallar cenneti haline getiriyorsunuz. İthal mallar cenneti haline getiriyorsunuz.
Bu çok ciddi sıkıntı Türkiye açısından. Şimdi herkes dışarıdan kendi ürün aldırmaya çalışıyor. Bir çanta var. İsmini vermeyeyim, markasını vermeyeyim. Bu çanta Türkiye'de 117 dolar. Şu an Frankfurt gümrüğünde aynı çanta 92 dolar. Nasıl oldu şimdi? İşte sen kuru baskılarsan 117 lira çıkıyor Türkiye'deki fiyat. Şimdi insanlar o malı dışarıdan getirtmeye çalışıyor. Bu sefer de dışarıdan mal ithal etmeye başlıyorsun. Tamam, ithalat getirmeye başlıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Sen Türkiye'de atıyorum tişört üretiyorsun. Tişörtü kaça üretiyorsun? 12 dolar üretiyorsun. Bunu kar etmek için 16-17 dolara satman lazım. İhraç etmen lazım. Dışarıda baktığın zaman adam diyor ki senin civar ülkendeki şeyde Mısır'da vesairede bu zaman ben diyor 12-13 dolara ben zaten alıyorum bunu diyor. Neden kaynaklı kurarsan kaynaklı. Dolayısıyla sendeki üretim bu sefer başka ülkelere kaymaya başlıyor. Sıkıntı burada patlıyor. Dolayısıyla evet dış ticaret açığında 1 milyar dolar iyileşme var. Bunun bedelini ihracattaki düşüşle diyorsun. İhracat %4.1 düştü. Bu Türkiye açısından son derece sakıntılı. Bunun düşmesi dediğim gibi ihracatın %4.1 düşmesi Türkiye'yi ithal mallar cenneti haline getirir. İçerideki üretim vurur. Vuracak şimdi. Göreceksiniz. Üretim rakamları açıklanacak Mayıs'ta, Haziran'da. İthal malları haline, cenneti haline getirir. Üretimi düşer, ihracatın düşmeye devam eder. En de sonra senin cari dengen yeniden bozulmaya başlar. Dışarı dengen yeniden bozulmaya başlar. Şöyle doğru gidiyor. Biz diyoruz ki bakın kur, enflasyon, faiz dengesinin kurulması lazım. Şu an bu yok. Özellikle kur faiz dengesi, kur enflasyon, enflasyon faiz dengesi hiç yok. Bunun oluşması lazım. Ben enflasyonun gerçeğini kabul etmiyorum 70 dersen zaten senin bunu kurmaya gönlün yok. Kusura bakma. Şu an ben enflasyonu düşürmeleri konusunda hiçbir şey görmüyorum. Kur baskılaması mı? Şahap Kabcıoğlu da yapıyordu aynı baskılamayı. E niye yaptınız o zaman şimdi? Abi? Aynı şeyi niye yapıyorsunuz o zaman? O zaman yönetimi niye değiştirdiniz? Şahap Kabcıoğlu döneminde yönetim bunu yapıyordu. Kuru baskılıyor sürekli. Ne bulursa bulsun satıyordu. Döviz satarak kuru baskılıyordu. Karşı ne yapıyorsun? Şimdi diyecek ki yok ya dışarıdan döviz geliyor. E bir o kadar da giden var. Sıcak para gidip geliyor. Şu belli ki yabancı bankalara az önce söylemiştim JP Morgan ve Citibank belli ki öyle sunumlar yapılmış ki biz ne olursa olsun tek hedefimiz var. Enflasyon falan değil. Tek hedefimiz kuru tutmak. Dolayısıyla TL kur karşısında değerlenecek. İşte TL kur karşısında enflasyon arttığı bölgede TL kur karşısında değerlenirse sen ürettiğin mal fiyatı pahalanmış olacak. Çünkü enflasyonun pahalı. Pahalanmış olacak. Nasıl olacak şimdi o zaman? İşte evet doğru. Bugünden itibaren bundan sonra da son bir ayda yaptıkları şey TL'nin değerlenmesini sağlamak. Ama bu TL'nin değerlenmesi demek halkın alım gücünün artması anlamına gelmiyor. Sıkıntı burada patlıyor zaten. Evet. Çünkü gerçekte enflasyon çok daha yüksek. Kuru baskılıyorsun. TL kuru karşısında değerleniyor. Mal karşısında TL değerlenmiyor. Burada bir aldatmaca var. Mal fiyatları artıyor. Sen kuru basmıyorsun, dolar artmıyor veya euro artmıyor veya eksi beraber artmıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. O zaman ne oluyor? Senin dolar bazında da alacağın malın fiyatı dolar bazında da artmaya başlıyor. İşte Frankfurt'ta 92 dolar olan mal Türkiye'de onun için 117 dolara çıkıyor. Zaten Citigroup'un yani stratejistlerinin açıkladığı da aslında TL önümüzdeki birkaç ay içinde daha iyi fon çekebileceğine inandıklarını belirtiyorlar. Yani aslında bir hani olacak anlamında değil, yani aslında bir temenni belirtmesi gibi bir açıklama sanki, ne dersiniz? Şimdi bu bir temenni ama şu ana kadar Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin yaptığı politika Türk lirasının değerlenmesi yönünde
kuru baskılıyorlar. Herkes elindeki döviz satsın. Bu döviz bize gelsin. Biz rezerv yapalım diyorlar. Ama insanlar enflasyondan korunmak için gidecekleri başka bir yer kalmadığı için ev alamıyor, araba alamıyor, her şey çok pahalı. Değil mi? Ev alamıyor, araba alamıyor, her şey çok pahalı. Gıda stoklamıyor, bir süre sonra bozuluyor. Gıda da stoklayamıyorsun. Başka bir şeyle gücü yetmiyor. Ya altın alacak, ya döviz alacak, ya mevduata geçecek. E mevduat faizleri senin 55-56'larda. Bankasına göre kimisinde 30-35'lerde, kimisinde 55-56'larda. E peki enflasyonun %120'lerde olduğu bir yerde sen 55 faiz verirsen adam kendisi enflasyona karşı nasıl koruyacak? Mantığı yok ki. Bakın Amerika doğru şey yapıyor. Yarın Amerika'da ne açıklanacak? Yeni faiz yolu da açıklanacak değil mi? Adamlar enflasyondan korktukları için resesyonu göze alarak faiz indirimine gitmiyor. Enflasyon 2.9, 2.7, 2.9 aralığında. Ama adamların uyguladığı faiz 5.5. Enflasyon iki katı kadar. Enflasyon 1'e 1 kadar. Enflasyon kadar adamlar pozitif faiz veriyor. Doğru mu? Pozitif faiz. Biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Enflasyon doğrusu kabul etmiyoruz. Onun 3'te 1'i kadar neredeyse 2.8'i kadar şey veriyorsun, faiz veriyorsun. 3'te 1'i kadar, 3'te 1'in biraz üzerine faiz veriyorsun. Peki adam enflasyon karşısında kendisi niye erirsin ya? Niye yoksullaştırıyorsun vatandaşı? Şimdi zaten sıkıntı burada başlıyor. Bizde herkes vatandaşı defliyor. Amerika'da insanlar vatandaşı korumaya çalışıyor. Bizde ekonomi yönetimi tamamen vatandaşın üzerine yıkıyor her şeyi. İyi de enflasyonu vatandaş yapmadık kardeşim. Vatandaşın ne günahı var bunda? Ücretli kesimin ne günahı var bunda? Yok. Peki ne yükleniyorsunuz o zaman insanlara? Ben şu an ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme konusunda samimi olduğuna inanmıyorum. Çok açık. Evet, yapılan açıklamalardan, duruşlardan da belli zaten. Hiçbirimiz inanmıyoruz. Vatandaşın da inandığını düşünmüyorum. Peki, imkansız güçlediğimiz, özür dilerim, imkansız güçlediğimiz aynı zamanda kur, faiz ve enflasyonu aynı anda kontrol etmek mümkün değil. Ama şu an onu bildikleri halde yanlış yoldan gidiyorlar. Kuru baskılayarak gidiyorlar. Faizi baskılayarak gidiyorlar. Yanlış yapıyorlar. Evet. Yanlış yapıyorlar diyelim. Bugünü de böyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.